Türkiye'de ovaları derleyeceğiz. Bakalım hangi ovalar daha verimli ya da verimli değil. Yani. Şimdi arkadaşlar şurada ne görüyoruz? Şurada iki ova bu. Bafra çarşamba ovaları var. E, genellikle buralar fındık üretimi falan diye şey yapıyorum. Fındık. Fındık üretimi falan ovadır yani. Her şey olabilir. Çukurova ovasını görüyoruz şuralarda. Ne olabilir buralarda? Eee... Siz aslında şöyle de sorabilirler. Mesela birikmiş ovalara örnek olarak ver Şuradan işte geliyor. Oraya biriktiriyor. Delta oluyor. Ova oluyor. Şuradan şuraya geliyor. Delta oluyor. Ova oluyor. Buradan buraya geliyor. Biriktiriyor. Delta oluyor. Bakız, Gediz, Selçuk, Balat buralarda. Buradan da böyle geliyorlar. Buralarda şey oluyorlar. Burası tabii ki şey. Horse ve Graben örneği. Yani şey ne diyorlar ona. Horse ve Graben. Yani dağın şuraları düzlük. Burada iletişim fazladır. İzmir'in iletişimi daha iyidir gelişmiş şehirdir ticaret liman özelliği taşır Mesela şu İstanbul Şuralar işte Sakarya Nehri'ni görüyoruz şurada bir yerde Delta oluşturup iddialar var Konya bölümünü görüyoruz Tabii ki Konya Ovası en çok buğday mıydı buğday herhalde Çukurova aldı dediği şey oldu yani ee, ne olabiliyor bu da ee, çok fazla arpa üretimi. işte Ankara'da şurada çiftlik bilmem ne keçiler mi yetişiyor artık. Ee, şuralarda işte büyükbaş hayvancılık. Şurada arı arıcılık şuralar yani şura ha oralarda çok şey yapabiliyoruz. Ee, tabii ki biraz gastronomi olarak da şuraları biraz daha zengin böyle değişik bilgiler verelim. Size deyince aklınıza çay gelir arkadaşlar. Ekstra bilgi olarak ee, İzmir, Mula, Mula burada sıkışmış. Burada ticarete önem verilmeyeceğini düşünüyorum. Ee, ovaları anlatmışken böyle de anlatmış olalım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.